Bizim farkımız tatlı bir fark. Şeme und so zav zav khiratne ser sera ser çavara. İro bernama mehne ki dreng de speaker jibo içi gele kusura menen herin me jibo seçim arifesi jibo hene ki programa me ki dreng kete ekranı ez karşı ve tamamı bejna ko devinim me başinin kusura menen herin. Lale.
Bugün de tabii ki Hizan, İstanbul, ne Avrupa yakası Hizan Derneğimiz, sevgili Naim Tarhan, sevgili başkanımız aramızda. Bugün gece de bizim hemşerilerimizin gecesi dedim ya, başkanımıza da söz vermiştim her sene, her hafta, her hafta dedim bir tane Bitlis Derneği getirip burada konuk edeceğim. Bugün de Hizan ilimizin derneğimiz burada. Onlara da hoş geldin diyorum. Şeref verdiniz. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugün özellikle bugün benim için çok önemli bir gün, ama keşke biraz daha erken başlasaydı biraz. Gerçi zamanımız daha bayağı, sabaha kadar buradayız. Sabaha kadar buradayız diyoruz. Evet, diyorum ki alkışların en güzeli Haydar Ulaş için gelsin. Sevgili başkan. Evet. Hayırlı olsun. Hayırlı teve. Sağ ol. Merhaba var. Hoş geldin. Çeki Haydar. Sıtran ebeyden peşi bir müjül bin. Serserim ben. O zaman bravo var. Bravo.
şaşırdım, yolum şaşırdım. Çok çektim elimden, aklım yitirdim. Zalimin aşkını ben de bitirdim. Gelmeyin üstüme, perişan. Haydar Ulaş benim için çok önemli bir adam. Buraya geldiğin için sana çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Her zaman her yerde dostlarımın, kardeşlerimin becerebildiğim kadar, yapabildiğim kadar elimizde ne geliyorsa yapmaya hazırız. Ongi khiratın ser çavriye meratın. Sana hürmetler. Böyle kızdı. Heri. Haydar abi nerede oturuyorsun? Başkantıcı khirati. Evet diyorum, alkışlar hiç susmasın. İzmir'de benim can dostum, misafirim. Ben orada bir konsere gitmiştim. Konserde de bizi yalnız bırakmadığı için. Oğuz Gürceğiz. 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 Evet. Alkışlar nerede? Hocam hoş geldiniz. Hasretim yar canımda can, sevda sedim kara duman. Yarim dilimde bir figan, yan ömrüm yar. Hasretim yar canımda can, sevda sedim kara duman. Yarim dilimde bir figan, yan ömrüm yan. Gün aya değmeden ya, sevdam sere dönmeden ya. Gönül yanıp sönmeden yar, gel bu bahar, dön bu bahar. Sevdam sene dönmeden ya, gönül yanıp sönmeden ya, gel bu bahar, dön bu yetmez ömür, yan ömrüm yan. Bahar dalından dökülür, gönülden gönüle büyür. Bu
sevgiye yetmez ömür, yan ömrüm yan. Gün aya değmeden ya, sevdam sere dönmeden ya, gönül yanıp sönmeden ya, gel bu bahar, dön bu bahar. Gün aya değmeden ya, sevdam sere dönmeden ya, gönül yanıp. Evet. Oğuz abi hoş geldin, hoş şeref verdin. Şeref verdin. İzmir'den tabura kadar hoş geldin, şeref verdiniz. Başım gözüm size. Bugün Bitlis Hizan Derneği ile birlikte sen de buradasın. Ne güzel. Başımla beraber hoş geldin, şeref Eyvallah, verdin. Çok teşekkürler. Burada otursan daha güzel olur. Tamam. Evet. Biz misafirperverliğimizi bile güzel güzel yapalım. Tamam. Sevgili hocamıza hoş geldin tekrar diyorum. Şimdi ben de hiç sevmediğim bir adam şimdi yanıma. Hiç sevmiyorum ama neyse yine çağırayım. Sevgili Yaman kardeşimi böyle bir canı gönülden bile alkışlarla sahne davet ediyorum. Ama nasıl sevmiyorum? Oh. Senin sevmediğin adamın yanında ne işi var? Ya bak ne güzel, evet. Yalan.
kader seni bir mezara koysaydım, üzerine kara topraklar atsaydım, baş ucuna zalim diye yazsaydım. Yazamadım ben ömrüme yanarım, yazamadım ben ömrüme ağlarım, yazamadım ben ömrüme yanarım, ben ömrüme yanarım. Mikrofonun var. Tabii, niye mikrofon? Yeni geldim. Ya sen bu adam beni öldürecekler. Sen ne diye beni buraya çağırıyorsun kardeşim? Ya sen bence sen beni seviyorsun. Bak bir dakika. Bir saniye. Cevap var ama dur ve ben şimdi şey toparlayayım. Bak. Şimdi Yaman benim çok eski arkadaşım. Biz kardeşimizle beraber, hatta şunu da söyleyeyim. Seneler önce yer yoktu. Ben de o zaman karşıda oturuyordum. Seninle beraber aynı sen Özkan abiyle beraber aynı bir yatakta bile yattık. E o zaman o kadar kardeşiz. O yani. Zaman sen niye beni sevmiyorsun? Demek ki seviyorsun ki ben buradayım. Seni seviyorum, evet. Evet Yaman kardeşime çok çok teşekkürler diyorum. İyi ki geldin. Hoş geldin. Şeref verdin. Ne demek, senin programına gelmek bizim için büyük bir şeref. Geleceksin. Burada olmak her zaman gelecek. Gurur vericidir. Hele böyle amcam, değerli misafirler, sevgili başkanımız. Evet. Buyurun. Efendim hoş geldiniz. Sevgiler, hoş geldiniz. Başkanımla zaten tanışıyorsunuz. Tanışıyorum ben. Hemen hepsiyle tanışıyorum başkanım. Vallahi. Tabii canım. Benim bütün hemşerilerimle. Yani sen Bitlisisin ama ben de Adıyamanlıyım. Ne fark eder? Ooo, bu da güzel. Hepimiz kardeşiz. Kesinlikle öyle. Sen hoş geldin, şeref hoş verdin. Hoş bulduk, sağ olun. Sevgili başkanıma bir söz hakkı verelim. Tabii. Bu kadar güzel insanlar, bu kadar güzel hemşerilerini bir araya getirdiği için, Denge TV'ye getirdiğin için sevgili başkanıma çok çok teşekkürler diyorum. Ama aslında bu hizan şeyi de bir görüntüsü de kapatmasam çok güzel. Hele bir buraya çek baba. Görüyorsun değil mi? Mikrofonumuz açık. Mikrofon açık başkanım. Aslında evet. Biz size teşekkür ediyoruz. Biz size teşekkür ediyoruz. Sevgili başkanım, hoş geldin diyoruz. Buyurun. Denge TV ailesine, şahsınıza, sevgili Nizamettin Bey'e başta olmak üzere. Her şeyden önce bize bu fırsatı tanıdığınız için biz size teşekkür ediyoruz. Hakeza ekranları başında bizleri izleyen bütün izleyicilere saygılar sunuyoruz. Burada bulunan misafirlere, sanatçı dostlarımıza, derneğimizin kıymetli yönetici arkadaşlarımızı, ben hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, şerefler bahşettiniz. Bu arada ekranları başta şu anda bizi izleyen anne babama Devu babam, mesleme destekliyorum. Selam, hürmetli hacı Murat Şeynim. Dostlarıma, ahbabıma Efu meşkizlere diyeceğim ki mezetken en selam hürmetli hacı Murat Şeynim kadir kıymeti olan her zaman her gaf serserime serçayımaya emcubu olan hene. Ben o zaman Seyyid-i Nursi dibeci Azmanı Kur'an-ı Arabiye Beli Şmara farza E Türkî mecburiye zamanı kanuniye Beli E Kurmancici zamanı dayı kamaya emi payvi Özellikle Başkan çok teşekkür ederim. İzninle ben Türkçe devam edeyim biraz. Hem belki Kürtçe bilen arkadaşlarımız var aramızda. Hem tabi Kürtçe muhakkak. Ama sazlar biri ona da Kürtçe öğretir. Beni de telefonu mürakirin. Urdu'yu arkadaşım Enave Basit. Abi Türkçe mi işe? Kerim. Urdu'dan bizi izliyorlar şu anda. Çorum'dan izliyorlar. Dünyanın İnanın. Her tarafından bizi izliyorlar. Şu anda bak Mikael Bey'in ekranına geliyor. Türkiye'nin birçok yerinde. Sağ olsunlar izliyor işte günleri. Neyse. Türkiye biraz dünyaya bak, Avrupa'da bak. eksik olmasınlar. Güzel göndermiş. Yani güzel bir şeydir Avrupa'ya bu. Avrupa'ya gidelim. Kahramanmaraş'ta benim Çağlayan Cerit'te asker arkadaşım az önce aradı dedi. Maşallah ki, ne güzel. İzliyoruz dedi biraz evet. Sonra dedi bekliyoruz. Evet. Ben izninizle biraz derneğimden bahsedeyim bir iki dakika da olsa. Bizler Avrupa Yakası Hizalar Derneği olarak 2012'de kurulmuş. 380 yakın bir üyesi Sultan Gazi'de, geri kalan üyelerimiz 80 Sultan Gazi'de,
Geri kalan İstanbul'un muhtelif ilçelerinde olmakla beraber 500 küsür bir üye sayımız var. Kurulduğumuzdan bu yana birçok aktiviteye, efendime söyleyeyim projeye ya birebir destek olduk ya birebir başlangıç olduk ya da halen devam eden etkinliklerimiz, projelerimiz var. Çok güzel. Sağ olsun bizim arkadaşlarımız başta yöneticiler olmak üzere, efendime söyleyeyim kurucu üyelerimiz, hali hazırdaki üyelerimiz sağ olsunlar. Bizim her türlü düşüncemize, fikrimize gayet açıktırlar. Beraberce yapabileceğimiz Hizan adına, Bitlis adına sağ olsunlar hiç oldukça fedakardırlar. Benden daha çok isteklidirler. Bu güzel bir şeydir. Malumunuz dernekçilik zor bir şey, emek isteyen bir şey, zaman isteyen bir şey. Buna rağmen arkadaşlarımız sağ olsunlar fedakarlık ediyorlar. Bugün buraya geldikleri gibi, Fesane'ye gittikleri gibi, İzmir'e gittikleri gibi. Evet. Burada görselerde gördüğünüz gibi. Her yerde zaten eksik görüyoruz. Olmayın. Evet. Ben izninizle birkaç noktada, yani aslında hatim değil Bitlis'i burada dile getirmek, tanıtmak. Benim ilmim yetmez. Çünkü Bitlis'e emeği olan o kadar büyüklerimiz, o kadar insanlarımız var ki burada benim nakıs ilmimle bir şey söylemem aslında yanlış olur ama yine onların affına sığınıyorum. Estağfurullah. Sen de Bitlis'in Cemil, başkanım. Üzgür büyüğümüz vardır. Betav'ı anlatırken biri buna soruyor. Diyor ki ne? Betav'ı nasıl kurdunuz? Diyor biz işte o sözü duyunca o soruyu çocuklar gibi ağladığını ben gördüm. Bugün Betav, Betis Eğitim ve Tanıtma Vakfı muazzam bir eserdir bizler evet, için. Evet. Ki inşallah benim de niyetim, düşüncem, hedefim Avrupa Yakası Hizan Derneği'nin küçük bir Betav'ı yapmaktır. Hani alkış, alkışın en güzeli başkanım için. Ben, yani küçük Betav bilmek, Betav'ı biliyorsun değil mi? Betav Vakfı. Binlerce şu anda öğrenci okutuyor. Maşallah. Bu çok evet. Güzel bir şeydir. İnşallah devamı da gelir. Bizimle kalmış. Sevgili başkanım ben bir sizin Ramazan'da bir iftar yemeğinize gelmiştim. Evet, evet, eksik olmayın. Sesimizi duyduğun an koştun geldi. Geldim, koşarak geldim. O kadar acele ticari taksiyle geldi. Nasıl yolu bulacağım diye yolda taksiciye yolu tarif etti ve geldin. Evet. Sağ olsun sayın vekilimiz. Evet. Vedat Bey ile beraber taze fasulyeye kaşık bandırdık. Eksik evet, olmayın. Güzel bir şeydir. Allah nasip ederse yine Ramazan'ın 3. haftası pazarında yine etkinliği ve yani iftarımız var. Yani şimdiden bile hazır yani. Haziran'ın 22'sinde pikniğimiz var. Yine bekleriz dostlarımızı, sahiplerimizi inşallah. Onu bir not almamız lazım başkanım. İnşallah. Haziran'ın 22'sinde. 22'sinde gün alınmış. 22'sinde. Çok güzel bir yerimiz var. Haydar abi bak. Haziran duyduk. Yaman. Saz Oğuz abi başını sen yapıyorsun. Sazlar benim saz abi. Burada çok güzel iş adamları arkadaşlarımız var. Bunları bir sorun etmeyelim lütfen bunları. Bunlara bir alkış bir ben alkışlayayım onlara. Bu gerek yok. Haziran yemeksi. Mesut Tarhan'ın burada selamlar olsun. Biz yarın gideceğiz onun kendimize. Yanına. Mesut Tarhan'a selam olsun. Yarın amca buradayız. Sofrayı hazırla inşallah. Cuma'dan sonra. Herhalde program vardı. Başka bir yerdeydi. Bilmiyorum. Yurt dışından Ben aradım. Ben aradım. Dedim haber ben müsait değilim. Yalnız bırakma. Her zaman yanımızda. Hem sadece kendisi değil. Bütün aile olarak. Peki olsun. Sevgili başkanım. Fazla şey değil de biraz böyle eğlence bir şey yapalım. Tekrar konuşmaya geleceğim sevgili başkanım. Çünkü Bitlis'i bile iki kelimeyle anlatmak evet, olmaz. Olmaz. Sevgili başkanıma geldiğin için senin yönetimine ve bütün Hizan halkına buradan sevgi saygılarımızı gönderiyoruz. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Si. Edne koşun. Peki. Gelsin. Biraz sonra Bandıra'ya gideceğiz.
جی بوی حمو خوزانی میبیشن. زنی گهی. پکی سرگیری باش خانم. تکرار دیروز دنگه تی وی بلکه یه نی اشلان اولورسا دا. دیدم یا بی سری مساجلر واره. ولی شو اند بونلر اخوسا باش خانم. زمان یتیم. خورسان اشلارمیز دا. بگن سا اوسون. زمان یتیمیو. ایت. کادر کالابالک ماشاءالله. Zaman yetmiyor. Biz de diyoruz ki bugün burada Tatlı Fark'ın katkılarından dolayı, o da bizim hemşehrimiz. Evet. Tatlı Fark'ın katkılarından dolayı ona çok çok teşekkür ederim. Nerede başkanım? Bak başkanım ezberlemiş. Şirin Evler 7. sokağın başından gidiyorsun. Tatlı Fark'ı görüyorsun. Tatlıları yiyorsun. Farkı görmezsen almıyorsun. Tatlıları yedik öyle geldik. Ha tatlıları yedik ondan sonra beğenmesek faturayı Mikel Bey'e getiriyoruz. Yok biz yedik valla tatlılar da güzeldi sağ olsun. Yemin ederim. Abi 10 kilo yesen yiyebilirsin. O kadar güzel yani. Abi o zaman ben isterim ben yemedim. Tamam bundan sonra buraya gidiyoruz. Tamam. Tamam. Evet. Tatlı Fark'a gidiyoruz. Ama de ki kapatma biz geç kalabiliriz kapatmasın. Evet Nesim abi kapatma. Nesim Kaya kapatma 7. sokağın başına dur ben geliyorum. Evet. Peki tekrar diyorum başkanım şimdi biraz daha böyle kısa. Ondan sonra Haydar abi de güzel bir eser. Bitlis'in biliyorsunuz malumunuz. Evet. Dünyaya mal olmuş ilmi şahsiyetleri var. Bu dünyaya ışık saçmış ilmi şahsiyetler her zaman bizler için kılavuz olacaklardır. Bizim şiarımızdırlar. Bunları asla ve asla bunlardan vazgeçmeyiz. Bunlara saygımız her mevkide sonsuzdur. Evet başkanım. Hakeza Bitlis'in tarihini burada dile getirmek fazla zamanımız alır. Zaten, bellidir. Yüresel ürünlerimiz vardır Bitlis'in, Hizan'ın. Marka değerler vardır. Biz bu marka değerlere sahip çıkmamız lazım. En önemlisi nedir? Tespit değil abi. Efendim? Bunlar tespit değil başkanım. Bitlis'in, Bitlis'te her şey ünlüdür, her şey endir. Bitlis'te ikinci, üçüncü yok. Her şey birdir. İnanın. Yani her şeyin herkesinkinden mi daha evli? İnsanları bir kere o ehle tartışmasız. Bak bir de şöyle bir şey var başkanım. Evet, Hizan'ın fındığı bu. Bak şimdi mesela herkes... Karadeniz'de genelde fındık oluyor ama bu Hizan'da evet, oluyor. Evet, Hizan'da. Hizan'a ben çok... bu sene çok gittim başkanım. Evet, muazzam bal gördüğünüz gibi. Bal gittim. Balı yedikten sonra başka hiçbir yerde bal almıyorum. Evet. Bu sene yine gideceğiz. Bir de ben izninizle evet. Mikail Bey şunu arz edeyim. Bitlis'in bir jeotermal enerji yatağı vardı Bitlis'te. Nemrut'a biliyorsunuz. Nemrut krateri gölü. İşte Nemrut başkanım. Bu bak işte burası Nemrut. Dünyanın sayılı... Yani Adıyaman Nemrut'u var evet, bizim de var. Evet. Bu dünyanın asıl Nemrut Bitlis'te de herkes Adıyaman'ı da biliyor. Evet. Ama asıl Nemrut asıl Bitlis'tedir. Ben... Sizden alacağız onu. Affınıza sığınıyorum üstadım. Estağfurullah başkanım ne demek? Yani Nemrut'un orijinali Bitlis'tedir. Bu tarihte böyledir. Yani alabiliyorsanız alın baba. Neden olmasın? Ama şöyle bir şey var. Bu jeotermal enerjinin Bitlis'te başlatılmış bir proje var. Bu hem sanayide, hem konutta, hem termal turizminde. Bu muazzam bir kaynaktır. Ve eski valimiz Sayın Veysel Yordakul, burada ben kendilerine teşekkür ediyorum. Çok emeği var bu projeye. Allah nasip ederse bu proje faaliyete geçtiği zaman, hayata geçtiği zaman Bitlis çok çok değişecektir. Hakeza ben iş adamlarımdan yani Bitlisli olup da İstanbul'da özellikle batıda iş yapan iş adamlarımızdan ben bir istirhamda bulunuyorum. İmkanı olan gitsin Bitlis'i araştırsınlar. Bakın oda başkanlarımız var orada. Vali yardımcılarımız var orada. Kaymakamlarımız var. Hangisine yani kapısını tekmeyle girsin içeri girsin ki ben kardeşim Bitlis'e yatırım yapmak istiyorum. İnanın ayağa kalkar, önünü iyilikler der ki hoş geldiniz. Ve burada 90 liraya mal ettiği bir ceketi, üzerimizdeki bir ceketi Bitlis'te 30 liraya mal eder. Rahatlıkla. Kesinlikle. Çünkü teşvikler olsun, arsa konusu olsun, sigorta konusu olsun, her türlü yardımı, her türlü imkanı Bat'tan daha çok çok iyi alabilirler. Bugün Ağrılı hemşerimiz ne yapmışlar? Ağrı'da fabrika kurmuş, kumaşını buradan Ağrı'ya gönderiyor. Ağrı'dan ambalajlayıp hazırladığı perdeyi
Türkiye Cumhuriyeti'ne gönderiyor. Hiç Tekirdağ, efendime söyle, İzmir'e veya Ankara'ya göndermiyor. Oradan işini buradan Ankara, ya burada yönetiyor, Ağrı'da yönetiyor. Bitlis'i niye bunu yapmasın? Başkanım, yapacağız inşallah. İnşallah. Niye sevgili yapmayalım? Sevgili Zeki Peker başkanım, evet, biliyorsun. Evet, saygılar sunuyoruz kendilerine. Adam yatırım yapıyor. Bilal Dağdan abimiz Dağdan olsun, Cengiz olsun, abimiz olsun, Cengiz hepsi olsun, bambaşka, eksik sevgili, olmasınlar. Sevgili Sıracettin Günbay. Evet. Burada sevgili teşekkür ediyoruz kendilerine. Başkanımız Yaşar İşsiz Bey'e. Bak, bu güzel insanlar. Bir şey, çok güzel insanlarımız var. Bir konuya daha arz edeyim, evet, izninizle. Çok kısa. Çok kısa olursa, çok kısa başkanım. Şu anda önümüz 2 gün sonra seçim. Bizim adaylarımız var. Biz onlara başarılar diliyoruz. Hemşerilerimiz var. Hemen hemen Türkiye'nin birçok noktasında, evet, aday olmuşlar. Biz bunları canı gönülden destekliyoruz. İnşallah onlar için, bizler için hayırlısı olur. Teşekkür ediyorum efendim. İnşallah, teşekkür ederim. Haydar Ulaş'a bir güzel alkış yapıyoruz. Sahneye davet, evet, ediyorum. Teşekkür ederim. Ben de Malatya'mızın güzel bir türküsünü sevgili başkan ve buradaki konuklarımıza hediye etmek istiyorum. Peki. Etek sarı sen etekten. Peki. Sarısı. Bir de ne diyoruz biliyor musun? Özür dilerim. Bitlisi, Doğu, Güneydoğu, herkesi özellikle abimiz nereye getirmiş biliyor musun? Şirin evlere getirmiş. Tandır ekmeğin fırını açmış. Yani sağ olsun abimiz de burada. Şirin evlerde kaçıncı sokak olduğunu bilmiyorum. Onu sonra öğreneceğim. Kaçıncı sokaktı abi? Zeytin Sokak. Zeytin Sokak'ta tandır. Ya 10 tane tandır şeyleri koymuş oraya. İstediğin şekilde yağlı ekmek, kade diyoruz ya. Yarın oraya da gidiyoruz. Yarın oraya da gidiyoruz. Evet, Raşit abi hoş geldin, şeref verdin. Ama tandır ekmeği getirmedin, cezalısın bugün. Buyurun. Sultan Süleyman.
verseler, 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 verseler. Aman eliyle, 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 eliyle. Ama kes ya zülfünü de haracıyla zalim ya. Dünyalara değmeli, değil mi hoca? Allah, herkes kaderine de boyun eğmeli. Herkes kaderine niye boyun eğilesin? Bir de Sultan Süleyman getirsin, bilmem sevdiklerine versin, bilmem ne. Yani şimdi her şeyi karıştırdın getirdin yani. O da yani bir baraktır, barakları biliyorum, biliyorum. Severiz. Hani Güneydoğulu'yuz ya. Hayır, şey o, esprisi olsun yani. Elbette ne? Tabii canım. Espri de beceremem. Aman, Allah herkesin sevdiğini sevdiğine bağışlasın inşallah. Amin, amin. Peki, peki. Abi canım. O zaman hoca, zaten biraz aslında sohbet de bir şeyler, şu anda sahne mane var mı yoksa yok? Var keki. Var değil mi? Pazar günleri Yeni Bosna'da Özgür Kanat'ta programdayım. Geleceğim. Tabii ki. Türkü sever dostları bekliyoruz. Kanat yiyeceğiz değil mi? Hem de nasıl kanat biliyor musun? Köz gibi kanat. Peki Oğuz Hoca. Sen şimdi dur. Kerem ki. Şimdi sıra buraya. Sen hep yemeği düşünüyorsun. Tatlı ye, tandır ekmeği ye, kanat ye. Benim gibi ye ye bir hal olacaksın. Ya ne yapalım yani şimdi dünyaya gelmişsin neye? Yemeye. Başkası yiyeceğine yiyoruz, biz ye. Bu sefer kilo veremiyoruz ha. Bir şey olmaz. Sen verirsin. Sen kilo verecek. Sen ama çok yiyorsun demek ki. Çok. Valla. Yani malını yemeyen olmaz. O zaman ye. Sevgili. He? Kefenin cebi de yok. Değil mi hocam? Yok değil mi? Sevgili başkanım. Kefenin cebi var mı? Yok. Yok. Ama büryan yiyeyim, bir şey olmaz. Büryana bir şey olmaz. Bit büryanıdır ya, ondan dolayı bir şey olmaz. Peki Oğuz hocamız... Oğuz hocamız bir eser okusun istiyorum. Ondan sonra yavaş yavaş ara vereceğiz. Si bemol. Lo berde. Slow. Şimdi ben öncelikle bu türküyü... Geldiğimde hasta olan annem vardı. Ellerinden öpüyorum. Annemi ve babamı başta olmak üzere. Bütün annelerin ellerinden öpüyorum. Anacığım seni seviyorum. Aynı zamanda Allah'ın selamı var üzerimize. Onları ben ileteyim. Menemen Hastalık'taki bütün dostlara, sevgili Nadir Arabacı. Kars Tigor'dan bütün Görceğiz ailesi. Silvan, Diyarbakır Silvan'dan. Benim annem de Silvanlı. Silvan'daki Farkine. Orada teyze çocuklarına selam olsun Turunç ailesine. Tüm dostlara gelsin. Bir de Kürtçe parça okuyalım. Aynı zamanda sevgili yeğenim aradı. O da Digor'da, Dağpınar'da BDP Belediye Başkan adayı. Sevgili Vedat Saltürk. Tüm Digorlulara gitsin aynı zamanda.
deste Xuda deste Mülla Mülla Ya hey veda Ne berde Geçe deste Tatlı Park'ın katkılarından dolayı bir ara vereceğiz. Tekrar buradayız. Tatlı Park'a teşekkürler. 7. sokakta Şirin Evler Mahmut Bey yolunda 7. sokakta bizi bekler. Tatlı Park'a katkılarından dolayı teşekkürler. Bizim farkımız tatlı bir fark.
Sevgili Kadir Baruk abime aitti. Kadir abi Adana'da bizi izliyor. Selamlar olsun. Gel oğlan.
gel canan beri gel. Karsların gecesine gitmiş, 3 tane kaz yemiş. Bu adam var ya. Bu adam var ya. Evet, ben bugün Arnavutköy'e gittim. Hele gel, 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 otur. Dur, dur. Bu çak kebabı yedim, selamlar olsun. Özellikle sana da selam gönderirler. Dedi, bize selam gönder. Sevgiler diyorum. Burada selamlar olsun. Ya sen peki nerede biliyorsun ben 3 tane kaz yedim? Hayır, abi, bir şey, pardon, bir şey diyeceğim. Abi sen yemekten başka bir şey bilmiyor musun? Yok abi, ikimiz yemek yiyoruz, başka bir şey yok. Programa başladık, yemek bu, tatlı, program bitecek, yemek tatlı. Vallahi yemesin. Tatlı bak dedik abi, yedin, ondan sonra yemekten bahsediyoruz. Sana İzmir yasağı evet. Geldi, bir hafta takıl bize. Peki şimdi dediğin gibi, şimdi Bitlis'te bizim geçen hafta, sevgili başkanım, geçen hafta Bursa Derneği bizim konuğumuzdu. Şu anda Bitlis'te bizi izliyorlar, onlara sevgilerimizi gönderiyoruz. Artı haftaya biliyorsun, yani önümüzdeki Perşembe günü İzmir Aydın Bitlisler Derneği bizim misafirimiz olacak. Onlar da burada herkes bilsin. Senin memleketinde İzmir'de. İzmir Aydın'ı fark etmez değil mi? Yan yana iki evet. Saat. Yan yanadır. Bir de şunu söyleyeyim. Yılmaz Ebib. Ne başkan Bitlisler Motki bu ne başkanı abi, buraya ne yazmış? Şurmaz abim Bitlis Motki Derneği Başkanı. Başka yardımcısı selam söylüyor bizlere. Sevgiler diyoruz onlara da. Şu anda zaten burada herkes bize göndermiş. Ne köyünde. Bütün köyle mesajlar çok gelmiş. Yani şimdi zaman bugün özür dilerim. Bugün mesajları fazla okumayacağım. Neden? Zaman yok. Zaman olmadığı için mesajlara bugün yer vermeyeceğiz. Başkanım, senin mikrofonu açık, konuşabilirsin. Estağfurullah başkanım. Dünyada
Türkiye'de marka değerler varmış. Çağımız. Başkan, mikrofon kapattın mı? Marka değerler vardı. Artık bilgi teknoloji çağı. Markalar konuşuyor. Şu anda önümüzdeki bilgisayarlara kullandığımız cep telefonu marka değeri bugün dünyadaki birçok ülkenin bütçesinden daha fazladır. Kullandığımız cep telefonu marka değeri. Evet. Bu çok önemlidir. Bizim de markalaşmamız lazım. Ses gidiyor başkanım. Örneğin önümüzdeki Hizan fındığı, bir Bitlis büryanı, bir Tatvan'ın şorbalığı, efendim söyleyeyim bir Ahlat'ın cevizi, bir Adil Cevaz'ın bastonu. Bunlar markadır, bunlara sahip çıkmamız lazım. Ben burada ekranları başındaki Bitlisli hemşerilerimizden hasreten bunu rica ediyorum. Muhakkak ama muhakkak biz bu markalarımıza, yöresel markalarımıza sahip çıkalım. Teşekkür ediyorum. Biz efendim. Çıkıyoruz sevgili başkanım. Bu arada ben izninizle... Bak niye çıkıyoruz, neden çıkıyoruz ama diyoruz. Çünkü her hafta bir tane Bitlis Derneği buraya konuk alıyoruz ya. Konuk aldığımız zaman siz de bahsedin ki sahip çıkın baba. Evet, evet. Al. Ben... Bütün dernek başkanlarıma teşekkür ediyorum. Bütün STK'larımıza teşekkür ediyorum sizin nezdinizde. Bu arada bizi Çırçak'tan izleyen Hizan'ın bütün köylerine, özellikle köyümüz olan Çırçak'a saygı, selamlar. Hermel Selam Yukacı Varaşı'nı. Hermel Selam. Hesli Nazlı'nın Epiçuk'un Selam Yukacı Varaşı'nı. Peki sevgili başkanım, bir de Oğuz abinin bu albüm ne zaman çıktı? Albümümüz daha yeni. Yani daha gelin mi? Daha... Gelin, la buke. Buke, daha buke. Buke. İki ay kadar oldu çıkalı albüm. Hayırlı olsun. Teşekkür yani şimdi... Teze eri. Yani, belki ilk defa buraya geldiniz bu albümüyle beraber. Bu ikinci, daha önce geldim. Evet, ondan sonra sevgili hocama şunu söyleyeyim. Şimdi albüm biliyorsun eskisi gibi değil. Ama yine de tabii ki alsınlar ki eskiye benzetelim yani, değil mi? Ya, keşke öyle bir şey olsa ama o imkanı yok artık, internet sistemde yaşıyoruz. En azından şeyleri kapattılar, nasıl olsa YouTube'ları kapattılar. Artık şarkıları da dinlemeyeceksin. En iyisi Twitter de kapaldı. O zaman yine kasetlere döndünüz. Evet, yine döndük. Vallahi öyle. En güzeli artık internetlerde izleyemeyeceksiniz. Oh be. Yani ben kapatmadım. Ben onu kapatmasına da karşıyım, ben onu da söyleyeyim. Ama he? Ya artık kim kapattıysa, kim bilir, bilmem kim sanki kapattıysa. Sanki sen kapattın evet. Gibi geldi bana. Öyle bir şey söyledin ki. Sanki ben kapattım gibi ne? Evet. Yok daha iyi. Böyle bu şekil daha güzel. Bir de şunu söyleyeyim. Evet. Albümü şimdi galalarını yapıyoruz. İzmir'de yaptık. Çok güzel bir katılımla oldu. İzmir'de Kalambar'da oldu. Nasip olursa önümüzdeki çarşamba Kalanda. Günü. Hmm. 2 Nisan'da Bakırköy'de Anadolu Türkiye Evi'nde tekrar bir albüm galası yapacağız. Sevgili abilerim, başkanım, sevgili başkanım. Size eri misafirlerimize davet etmişsiniz. Bakırköy Anadolu Türkiye Evi'nde. Çarşamba günü. Teşekkür ediyorum. Allah hayırlı olsun. Bana haber verirsin hocam, ben gelirim. Ben de şeydeyim, ayın 13. 13'de benim misafirim. 13 Nisan'da ben de İzmir'de sevgili Halit Bilginç'le birlikte Fuat Tanyeri sağ olsun organize, bu konser organizeleri yapıyor. Yani neredeyiz? İzmir'deyiz. Ayın 13 Nisan'da İzmir'de inşallah bütün İzmirlerle, oradaki bütün hemşerilerimizle buluşacağız. Görüyorsun değil mi? Görüyoruz. Yani. Ama siz daha belli değil. Daha belli değil dedim ya. Ya götürek biraz yani. Biz de fakir fıkaralara veriyoruz yani. Böyle diye fakir fıkaralara veriyoruz. Kaç kardeştiniz? Ya şimdi bak kaç kardeş? Ya arkadaş. Allah şükürler olsun diyoruz. Biz 19 kardeş. Maşallah. Be. Bir alkışı hak etti vallahi. Ağzına ona bakar da 23 kardeşiz. 23 yani, onlar diğeri de 3 yaşında 4 yaşında rahmete gitmiş. Biz 19 kardeşiz, tabi sülale geniş. Yani yeğenleri falan anne, sayarsam. Anne baba bir tane değil. İki annem var. He. Bir baba da, iki anne. Yaşıyorlar mı? İki annem de yaşıyor, Allah şükürler olsun. Ellerinden öpüyoruz burada, selamlar biraz olsun. Rahat, evet. Ama babayı baya erken kaybettik. Yoksa şimdi 60 kardeş bulmuştuk. Mekanı onu da söyleyeyim. Mekanı cennet. Evet. Onu da söyleyeyim. Şurada gerçek yeğenlerim. Ben saymasını bilmiyorum, Allah'a şükürler olsun. Yani bir babadan, yani torunları falan diyor ya.
Nerede bakarsan herhalde 500'ü bulur yani yegenlerin falan. Hepsi de erkektir yani ha. Feda etmiş kendini. Aynı feda etmiş kendini. Niye sordun? Sen öyle demiştin ya, merak ettim. Sen yani dedin çok... ya özellikle bana sor diye, ben de sordum. Mübarek. Yalana bak. Öyle bir şey. Yemin yalan. Ya biz tatlıda, tatlıcıda tatlı yerken sen demedin mi? Söyledin mi? Tatlı bak, tatlı. Tatlı fark. Tatlı fark. Sen tatlı farkta biz tatlı yerken sen demedin mi? Haydar abi demedin mi? Abi bunu ben mikrofonu kapattın. Bunun mikrofonu kapattın. Ben de iki kelime söyleyeyim. Sevgili Selahattin Başçı abim bizi izliyor. Burada selamlar olsun. Şükrü Afşin. Denge TV izleyen bütün herkese selamlar olsun. Selahattin abi de böyle güzel beni giydiriyor böyle. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Yarın gidiyoruz. Yarın gidiyoruz. O Mesut abi, o ayrıdır. Ekiple beraber gidiyoruz ama. Abi ben İzmir'e gitmeyeyim. Ulamam. Ben kalayım. Yok, sen burada de çok konuştun ha. Kefil olamam ben. Haydar abi. Bunu kapat. Aranıza girme. O da güzel yani. Demek arkadaş abi savunuyor hemen bak. Vay baba. Peki aramıza niye girdin peki? O zaman aramızdasın. Tabii ben size destek anlamında buradayım. Tamam peki. Haydar abi evet. Vallahi Haydar abi ben... Bitlis için ben de bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. Ben bu kelimeyi çoğu yerlerde, çoğu zaman kullanıyorum. Aslında herkese lazım. Allah Allah. O da mı? Neyse bu herkese lazım. Hatta ailelere bile lazım. Bir gün... Beş kardeş varmış. Bu beş kardeş işe gidince babaları demiş ki oğlum demiş yarın gelince demiş bir metre boyunda bir parmağımın kalınlığında bir metre boyunda bana birer tane değnek getirin. Çocuklar ertesi gün değnekleri getirmiş. Baba vurmuş dizine kırmış değnekleri. Kim getirdiyse vurmuş dizine kırmış. Demiş yarın birer tane daha getirin. Ertesi gün birer tane daha değnek getirmiş. Getirince de bu sefer beşini birbirine bağlamış. Vurmuş dizine, kıramamış. Demiş ki oğlum siz birlik beraberlik olursanız kimse sizi kıramaz. Belinizi bükemez. Onun için o da Allah'a şükürler olsun Bitlis, özellikle Bitlis halkı birlik beraberliği hep vardır. Bak o yüzden Bitlis dernekleri özellikle bak biz yaklaşık dün de bir tane derneğimizi açtık. Yani 80 tane derneğimizi şu anda İstanbul'da açmışız. Söyleme sahip bizim de 68 tane derneğimiz var. Söyle. Biz İstanbul'dan bahsediyoruz. Biz de İstanbul'dan bahsediyoruz. Siz Fransa'da bahsetmiyoruz. Bu ne ilahi. Neyse bu çok zor oldu. Ben bunlarla baş edemem. Mikrofonumu aç abi. Şey. Evet. Yo abi mikrofonu aç. Yo. Aç abi. Şarkı söyleyeceğim. Sevgili başkanım, ben bir tane şarkı söyleyeyim. Bu Adıyaman'dan kurtulayım. Dedim ya Yaman'ı sevmiyorum. İşte bu yüzden sevmiyorum ha. Festivale gitmiş adamı sahneye almışlar. Sahnede ne deseyim? Ben size bir türkü söyleyeyim mi? Mükelciğim, onun için seni seviyoruz. Sen bize bir türkü söyle. Tabii adamı festivale götürmüşler. Koskoca festival. Sahne çıkmış. Peki. Sahne... Buyurun. Peki, sesimi aç abi. Kurban olam sana. Haydar Ulaş'a, Yaman Oğuz abime, sevgili başkanıma teşekkürler diyorum. Evet, şu anda İbrahim Rojalat bizi izliyor. Ona da sevgiler olsun.
Sevtat'a hoş ben. Gittiğin için teşekkürler hoca. Vay 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 vay. Şimdi demin dedik ya, İbrahim Roşilat'ın herhalde selamı vardı. Biz de ona selamımızı göndeririz, İbrahim Roşilat'a. Evet, bir selam gönderiyor. Cuma günü, her cuma günü programı var biliyorum, burada. Biliyorum, çarşamba günü dedim ya, benim albüm tanıtım olacak. Nasip evet. olursa Özgür Radyo'da İbrahim'in programına konuk olacağım. İnşallah, Özgür Radyo'ya çarşamba inşallah, günü. İnşallah. Biz de seninle beraberiz. Başım üstünde. Biz de seninle beraberiz. Her zaman hocam, bekliyorum. Yeter ki sen bize haber ver. Biz haber ver daha, şimdi haber veririm daha. Haber ver. Haber ver. Ama unutuyoruz bazen. Vallahi bazen unutuyor değil mi? Bazen unutuluyor. Hocam, yaşlık böyle bir şey olsa gerek. Onun gibi bir şey yani. tabi yaşlandık biz de. Evet sevgili başkanıma bir tekrar bir soru sorak başkanım. Sen oturmaya mı geldin? Sen Bitlis dedin ya, Bitlis'in her tarafından bahsettin ama bir Hizan'a bir türlü gitmedin. Hep Bitlis'te kaldın. Biraz da Hizan'dan bahsedelim. Ben Hizan'a çok gidiyorum. Oo, bu da güzel. Başkanım, Hizan alalım. Diyor, Hizan Bitlis'in kalbidir. Evet. Bitti. Hizan Bitlis'in kalbidir. Bitlis'in kalbidir. Şöyle ki, hem demin de arz ettiğim gibi ilmi şahsiyetler olsun. Bakın Doğu Anadolu'da ilmin yayılış noktası Hizan'dır. Tağ'ıdır, Ohi'ndir, efendime söyleyeyim. Yani Hizan'ın birçok noktasında çok muazzam alimler yetişmiş. Ki bunların İslam'a ve ülkemizdeki hali hazırdaki sulha çok büyük katkıları vardır. Bugün devam eden bir kardeşlik projesi var. Biz hakikaten bu insanların emeğine inanıyoruz. Bunların emeği vardır. Biz saygı duyuyoruz. Ve cani gönder onları destekliyoruz. İnşallah devamından yanayız. Çünkü biz hiç farkına varmadan bu ülkede 30 yıl boyunca kirli bir savaşa 40 bin can ödedik. Ve bunlar telafisi olmayan, geri dönüşü olmayan asla. İnsan hayatı. Çok şükür son iki senedir amiyane bir tabirle herkesin kullandığı, hakikaten anneler artık gözyaşı dökmüyor. İnşallah dökmeyecektir bundan böyle. İnşallah. Temennimiz bu. Ben fazla uzatmak istemiyorum üstadlara. Evet sevgili başkanım, sana teşekkür ediyorum. Biz sana teşekkür ve ediyoruz, yönetimine, bütün Bitlis, Hizan, bütün Bitlis ve Hizan halkına teşekkürler diyorum. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Aksine ediyoruz. Haydar abi. İkram. Evet. Efendim, rahmetlik Muhlis Akarsu'nun çok güzel bir türküsü. Böyle yaşamanın tadı kalmadı. Evet. Düşenin dünyada dostu yokmuş. Vay baba. Alkışlar çoğalsın, çoğalsın. Herkese merkez ediyoruz. Thank you.
Mugu La Mugu Aziz Bey malım La Mugu Aziz Bey kesim La Mugu Aziz neçarım La Mugu Aziz aşığım Ta kesi yapam nekirim Sertu amne, ke vay çe, ke vay çe kiriye, ke yazı kiriye, ke ani vi zamani. Hatta ve çoğe ke ani vaya. Aşık Muhlis Akarsu. Khoder rahmete khabim ke. Muhlis Akarsu, khoder rahmete khabim ke. Evi ilk kaset amın evi çekir. Kaset amın. Akarsu çekir. Na çenekir, ye çekir. Rahmeti bu. Rahmeti, yani demek ki nasip olmadı. Beni tuttu, şeye götürdü, stüdyoya götürdü, sağ olsun. O zaman yaşım da tutmuyordu yani. Ana babama vekaletmesini getiririm bilmem şu bu. Nasip olmadı yani. Nasip olmadı ondan kısmet. Dolayı belki biraz geç kaldık. İşte onun için toplumlar her zaman kendi kendi özüne, kendi sözüne, kendi değerlerine, kendi ozanlarına sahip çıkmak zorundalar. Biz tabii ki o Sivas'ı, Maraş'ı, Çorum'u, o gibi katliamları sonsuz kınıyoruz. Ama olur, alkışlar evet. Ozanlarımıza gitsin. Evet. Güzel. Gelsin, gelsin. Evet, hoca sen bana bakıyorsun, ben sana bakıyorum, ben de başkana bakıyorum. Bir dönüyorum, Oğuz Hoca'ya bakıyorum. Valla Oğuz Hoca da güzel bir sanatçı kardeşimiz. Baş tacıdır. Yani, ben ekranda olduğumuz için demiyorum. Tabii ki takdir etmek bizim haddimiz değil kimseleri. Ama önemli olan insanları beğenmek. Yani kendini böyle hoşgörüsü, türküleri de seçkin ve güzel. Yolun yordamına açık olsun. Tabii ki Bitlisliler de destek olsun yani. Yani. Zaten yani olacağız abi. Yani. Zaten oluyoruz. Olacağız yani. O zaman içelim. Bitlis herkese destek oluyor. Gerçekten Bitlis dedin ya. Bitlis bak dikkat edersen bütün sanatçıları getirip konserlerine olsun, düğünlerine olsun. Bitlis halkına burada sevgiler diyoruz. Alkışların en güzeli Bitlis halkına geçsin. İzmir'de Bitlis'lerin düğünlerine de ben çok bak, güzel. Alkışın bak, en büyüğü Bitlis'e gitti. Peki şimdi de hocam bir tane şarkı da bize söylesin. Hep Bitlis'le, İzmir'deki Bitlis'lere değil. Bir de buradakine söyle. Söyleyeyim bir playback'imiz var onu yapalım. Peki bir tane. Aynı zamanda klibi Denge TV'de dönen bir eser bu. Biliyorsunuz Mart ayı hep deriz ya dert ayıdır. Aslında Mart ayı Kürtler için dert ayıdır. Niye Kürtler için dert ayıdır? Mart'ta Halepçe katliamı oldu. Mart'ta Gazi Mahallesi olayları oldu. Birçok insanımız kaybettik. Ve Mart'ta aynı zamanda Kürtlerin özgürlüğü olan Nevroz ayıdır. Bu eser de Nevroz için yazdığım sözümüzü bana olan bir eser. Urfa'dan arkadaşlarım, sevgili Fatih Acemoğlu ve Necat Acemoğlu, onlar benden başka bir Kürtçe istemiştiler. Ama ben bunu söyleyeyim. Ben bunu söyleyeyim. Evet. Çünkü seçim de yaklaştı. Benim gönlüm batıda
HDP, Doğu'da BDP. Evet, güzel. Seçim şeylerinde çalmıyorlar mı bu güzel eser, değil mi? Seçim müziği gibi vallahi. Vallahi çok güzel. Vallahi seçim müziği gibi ama çalmıyorlar. yapacak bir şey yok. Ama bir gün sıra size de gelecek. Sıkıntı yok abi. Daha yaşımız genç. Ya. Daha 38 yaşındayım. Hocamızın okuduğu türkü kaç sene önce yazılmış. Bir üstad yazmış. Bunu. Evet. Gerçi hep devam ede gelmiş ama. Yani biz muhakkak biz yani ben bu eseri yaparken Mazlum Doğan'ı düşünerek Kadife Kale'de kendi bedenini ateşe veren Raşan Demirel'i düşünerek yazdığım bir eserdi bu. Yıllardır Kürtlerin üzerinde biliyorsunuz birçok kirli siyasetler yapılıyor. Yani bu eserin yayınlanması benim için o kadar önemli değil. Ben kendi duygularımı, hislerimi paylaşmak istiyorum. Yani burada yaptığım eserlerle zaten odur. Türküleri yaptığımız, yani biz arabesk yapmıyoruz, biz pop yapmıyoruz, biz yaşadığımız olayları anlatıyoruz. Biz çektiğimiz ızdıraplar, acıları dile getiriyoruz. Yani insanlar bilsinler. Şimdi ben albümü bilerek sırf Kürtçe yapmadım. Kürtçe ve Türkçe yaptım.
Mesela benim birçok İzmir'de Türk arkadaşım var. Benim bardaki programlarıma Karadenizli'de benim dinlemeye geliyor. Ege'lisi de geliyor, göçmen de geliyor dinlemeye. Bana mesela Nevroz ne anlatıyor? Ben anlattığım zaman Adıyaman Nevroz böyle mi? Biz sadece bahar bayramı olarak biliyoruz derler. Ama Nevroz'un Kürtler üzerindeki bugüne kadar yapılan baskıları hiçbir şeyi bilmiyorlar. Ne olduğunu çünkü medya ne dediyse batıdaki insanlar ona inanmıştır. Ki gezi olaylarından sonra onlar da gerçi biraz farkına varmaya başladılar. Basının ne kadar yanlı olduğunu. Değişik. Bizler çocuklarımızı okutacağız. Tabii, doğunun en büyük eksiğimizdir. Aynen, haklısın. Biz okutmak zorundayız, okumak zorundayız. Bakın benim babam Çırşak'tan Hizan'a, Hizan'dan Bitlis'e çok af buyurun merkeple, katırla gelmiş gitmiş. Doğru. Ama ben bugün İstanbul'a gelebildim. İnşallah benim çocuğum okuyacak, uçak mühendisi olacak. Ne güzel. Bilgisayar mühendisi olacak. Yani buraya gelmek de İstanbul'a gelmek de yetmez. Şimdi bu yaptığınız eser şu anda hemen şeyini alamazsınız. Bedelini alamazsınız. Ya, tabii, muhakkak her şeyin bedeli vardır. Ama ona inanarak beklemek lazım. Yani biz akşam bir ağacı dikelim, sabah bir ağacı dikelim. Akşam çantamızı alıp gidip onun meyvesini toplamaya. Öyle bir şey yok. Tabii başkanım zaten doğaya dediğim ters. Gibi. Yani dediğim gibi bu parça tutsun beni çok ünlü yapsın mantığıyla çıkmadım ben. Ben her şeyden önce bir yani kendi duygularımı dile getirdim. Önemli olan evet. İnsanlarla paylaşmaktı. Mikail Bey bize burada hayat hikayesini anlatsın. İnanın buradaki birçok insan ağlar nereden doğrudur. Geldiğini. Hep ama şu anda maşallah nerelerdir gurur duyuyoruz. Doğru. Eksik olmasın. Bütün Bitlis'in gururudur. Özellikle Bitlis'in eğitimine, özellikle Bitlis'in tanıtımına, kültürüne katkısı çok büyüktür. Başta bu ekran olmak üzere Sayın Mikail Bey'in hakikaten buradaki insanların nezdine ben teşekkür ediyorum. Ben emeği büyüktür. Saygılar sunuyorum. Sevgili başkanım çok teşekkür ederim. Yaman abimiz de bir tane eser okusun. Ondan sonra yavaş yavaş evet. Vedalamaya geliriz. Yemek var mı içinde? Yok. Yemek yokmuş bu sefer eser. Program bugün böyle oldu. Biraz için. Oturmaya mı geldiniz? Bitlis, Hizan sizi izliyor. Haydi bakalım. Hay hay. Ha maşallah. Dedi gomeli, leley mıdı gomeli, leley malam var gör, vay vay çaydan seri. Dedi gomeli, leley mıdı gomeli, leley malam var gör, vay vay çaydan seri. Dedi gomeli, leley, dedi gomeli, leley, malam var ki, vay vay çaydan seri. Dedi gomeli, leley, dedi gomeli, leley, malam var ki, vay vay haydi biz de seri. Thank you.
Bizim farkımız tatlı bir fark.